Hain terör örgütü PKK yandaşları Avrupa'nın göbeğini karıştırdı. Belçika'nın başkenti Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusten Zolder'de Nevruz'la ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralar ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur attı. Sloganlar dağıtan PKK yandaşları Türk asıllı vatandaşların yoğunluklu yaşadığı caddeden geçti. PKK yandaşları daha sonra bir Türk gencine saldırdı. Gence saldıran terör örgütü destekçileri yaptıklarının karşılığını ise fazlasıyla aldı. Gruba tepki göstermek için bir araya gelen Türkler daha sonra PKK yandaşlarını dövdü. Bazı araçların ateşe verildiği olay mahalline çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis olayların sıçradığı Halternhelter'ın ilçesinde gruba tazikli suyla müdahale etti. Hoistin Zolder Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Gül yaptığı açıklamada provokasyon amaçlı konvoya katılanların Türk asılı bir vatandaşı darp ettiğini söyledi. Gül, 60 yıldır burada Batı Avrupa Türkleri olarak yaşıyoruz. Daha önce belediyemizde böyle bir olaya rastlamadık. Belediyemizin nüfusunun hemen hemen dörtte biri Türk kökenli vatandaşlarımızdan oluşuyor diye konuştu. Devlet yetkililerinin olayların başlaması üzerine gerekli ehemmiyeti gösterdiğini dile getiren Gül, Civar kent ve ülkelerden terör örgütü yandaşlarının da gelerek olaylara karışacağı söylentileri üzerine polisin ilgili yolları kestiğini, girişleri kapattığını aktardı. Gül, vatandaşları sükuneti korumaya davet etti. Halten Hechten belediye başkanı Alain Izamans yerel basına yaptığı açıklamada olayların PKK yandaşlarının konvoy sırasında bir Türk gencin saldırıya uğraması sonucunda başladığını, bunun sosyal medyadan hızla yayılması üzerine olayların büyüdüğünü anlattı. İzamans, durumun hali hazırda kontrol altına alındığını, polisin sabaha kadar devriye gezerek teyakkuzda kalacağını kaydetti.